Arkadaşlar karnabaharda güzel bir çorba tarifim var. Hem malzeme tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir yarım karnabaharım var. Burada da tüm karnabaharım var. Ben yine de tüm karnabaharın nasıl ayıtlanacağını göstereyim. Şuradan sadece şöyle bıçağı bir kere bastırıp gitmeniz yeterli. Başka hiç uğraşmayın. Yumuşak olduğundan dolayı ne yapar? Kendiliğinden kırılır. Karnabaharın kök kısmını aldık. Hemen şöyle bir gösterelim. Burayı bıçakla almamıza gerek yok. Hiç uğraşmayacağız. Elimizle şöyle bir kopartacağız. Koparda koparda zaten orası kendiliğinden orada kalır. Çok gerekmediği sürece bıçak kullanmayacağız. Kum gibi dağılmasın. Görüyor musunuz? Şöyle bir yaptığımız zaman, buradan kırdığımız zaman. Karnabaharımızı ayıtladık. Çok kısmından yemek yapacağım. Biraz da ayırdım. Size çorbasını göstermek için. Yine çok basit, çok pratik olacak. Uğraşmayacağımız. Havuçları çok ufak doğrayacağız. Hem şeker oranını dengelesin. Hem de yemeğin lezzetini biraz yumuşatma yapar. Görselliği de güzel olur. Havuca çok takılmayacağız. Burada asıl ana menü karnabahar. Havuçla karnabaharı aynı tencerede haşlayacağım. Kaynayan suyumuza bir 3-5 damla limon sıkıyoruz. Az bir de tuz atıyorum. Karnabaharlar bir kaynasın. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Karnabaharlar ocağa koyalı 15 dakika oldu. Hemen şöyle bakıyoruz. Yumuşamış. Bir soğuk suyun içine alıyoruz. Rengini kaybetmesin diye. Aynı suyun içine havuç atıyoruz. Suyu soğutmadık. Kaynamaya devam ediyor. 3 dakika sonra da havuç alacağız. Şöyle havucumuzu gösterelim. Zaten çok ufak, çok ince. Üzerine basmaya bile gerek yok. 3-4 dakika yeterli. Altını kapatıyoruz. Havucu suyuyla beraber çorbasında kullanacağız. Karnabaharlarımızı soğuttuk. Hemen şöyle bir ayıralım birbirinden. Sap kısımlarını biraz ince doğrayalım. Çiçek kısımları biraz kalın olsun. Çorbanın üstünde yüzsün. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin dibi kuru olacak. Bir damla dahi su olmayacak. Ortalama 6 kişilik çorba çıkar. Tepeleme bir yemek kaşığı un atacağız. Ocağımızın altı kısık olacak. Çok çabuk yanar. Helviye çevirmeyelim çorbayı. Unumuzu önceden bir kavuracağız. İçinde çiğ, hamur, un kokusu olmasın diye. Unumuz kavrulmaya başladı. Dumanlar çıkmaya başladı. Tam bu aşamada yağını vereceğiz. Yağını verirken de çok dikkatli olacağız. Koyu bir kıvamda oldu. Çok az bir yağ daha ilave edeceğiz. Akıcı kıvamda olacak.
Bundan sonra bunu kavurmamıza gerek yok. Un kavrulmuş olduğundan dolayı. Hemen içine bir su bardağı soğuk su, bir su bardağı süt boşaltıyoruz. Altını kısıyoruz. Karıştırıyoruz. Topaklarının olmasın. Daha sonra çorbamız bozulmasın diye. Çok çabuk dağılır soğuk su olduğundan dolayı. İçine havucuyla beraber hemen ne yapıyoruz? Kendi suyunu boşaltıyoruz. Karnabaharını boşaltıyoruz. Bir kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra kıvam ayarlaması yapacağız. 2 su bardağı karnabaharın suyundan kattık. 1 su bardağı da süt kattık. 3 su bardağı etti. 1 su bardağı da soğuk su. 4 su bardağı. 5.'yi de katıyoruz. Kaynadıktan sonra kıvam ayarı yapacağız. Çorbamız kaynadı, yoğunlaştı. Hemen içine sıcak su ilave ediyoruz. Kıvam ayarlaması yapıyoruz. Toplamda bu 6 su bardağı su yer. Suyumuzu 6'ya tamamladık. Sebzenin suyuyla, sütle beraber suyumuzu 6'ya tamamladık. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bir taşım kaynatacağız. Çorbamız istediğimiz kıvama geldi. Bunu bir taşım kaynatacağız. Tuzunu da kontrollü atacağız. Tuzunu kontrol etmeden tuz atmayalım. Tekrar kaynamasını bekleyeceğiz. Çorbamız kaynamaya başladı. 3 dakika daha kaynattık. Çorbanın altını kapatıyoruz. Ortalama bir 2-3 dakika dinlendireceğiz. Kepçemizi bir kere değdirelim şöyle dibini. Damlama yapmasın. Çorbamız bu. Arkadaşlar çıkan çorbayı gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.